Milli muharip uçağımız kan bütün ihtişamıyla işte gözlerimizin önünde. Öyle bir uçak düşünün ki harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. 5. nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin en önemli teknolojilerinden bir tanesi. Yerli ve milli uçağımız Kaan. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın hikayesi, Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanındaki bağımsızlığını artırmak amacıyla başladı. İlk fikir 2010 yılında ortaya çıktı ve proje o zamandan bu yana Türkiye'nin savunma teknolojisinde bir dönüm noktası olarak görüldü. Proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yeteneklerini artırmayı ve uluslararası arenada rekabet edilebilir bir konuma gelmeyi hedefliyordu. 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılarak tasarımı 29 Eylül 2013'te tamamlandı. Başlangıç koşullarının yerine getirilip projenin resmi olarak başlaması ise 2018 yılında gerçekleşti. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı. Kaan adını ise resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde aldı. 21 Şubat 2024 tarihinde Ankara Mürtet Hava Meydanı'ndan kalkış yaparak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kaan işte bu uçağın adıdır. Ana görev sistemlerinin tamamı yerli ve milli olacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü? Diyorlar bu Türkler yapamaz edemez. Çok güzel, gerçekten gurur verici. Türkiye bu seviyede 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızla dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.